burada da bu soğukta bu güneşin doğuşunu izlemesi harika bir duygu. Evet. Hepimize, bütün izleyicilerimize bunu buradan bizler de izletebildiğimiz için çok mutlu olduk. Hepinizi Adıyaman'a, Nemrut Dağı'na bekliyoruz. Antiyokos'un kurduğu, Komagene Kralı Antiyokos'un kurduğu bu imparatorluğu bir görmeniz lazım. Evet, yani dağların arkasında çıkıp o kızılık güzel bir portakal şeklinde çıkıp da yukarıda tepede ışık ışık onu yapalım sayın bakalım. Arkadaşlar bizim sarayla biraz da biz ölümsüzleştirelim bu bandı. Tamam. Tamam mı kardeşim? Evet. Burayı boşaltıyoruz sayın bakan. Dizinizi biraz daha hafif yukarı kaldırırsanız şöyle dizin üstünde şu şekilde. Sofrada elma portakal alıyor gidiyor. Parmaklar şöyle. Ahmet Bey. Alıyorum sayın bakanım. Hiçbir işe yaramıyor ama. Yüzün bende olsun. Yüzün bende olsun sayın bakanım. Evet. İyi mi böyle? İyi sayın bakanım. Evet. Tamam. Açayım. Bir daha alıyorum. Oldu mu? Kamerayla mı olsun, kamerasız mı olsun? Yok, kamerayla mı olsun? Sıra fotoğrafı. Zaten çekiyor. Millet Batanya ile geliyor. Vallahi helal olsun. Nasıl, üşümediniz mi? Gerger TV. Üşümediniz. İyi vallahi. Nereden geliyorsunuz? Giresun. Hayır, biraz aşağı indi. Biraz sola. Böyle. Oldu mu? O tarafa dur, alayım tıkı yaptan lazım. Aman god, şimdi dur. Geçti mi? Mustafa, neredesin Mustafa? Biraz daha önce doğru gidelim. Şu tam köşe var ya, kıvrım dönüyor. Şu anda doğu terasından batı terasına doğru gidiyoruz. Genelde bu batı terasını güneş batımı
olarak kullanıyorlar. Akşam tam güneş batarken millet, seyirciler tam bu tarafa doğru geliyor. Biz şu anda demin doğu terasındaydık. Gördüğünüz gibi böyle yürüyüş alanı tahtadan yapılmış. Tahta kalaslardan yapılmış. Gayet yormuyor. Şu anda yönetimin olduğu yere gidiyoruz. Yönetim burada. Sevgili Bilal Menten'in durduğu yer. Burası mini bir müze ya, değil mi? Ha? Burası mı? Evet. Yok, mini bir müze değil, muhafaza konteyneri burası. Bu eserler zarar görmesin diye. Peki bunu tekrar yerine koyacaklar mı? Yok hayır, şeye çıkmayacak. Dökülüyor diye, kırılıyor diye buraya almışlar. Vay be. Dışarıda zarar görmüş heykeller burada muhafaza altına alınıyor. Ben de arkadaşlardan yeni duydum. Bunlar tekrar bir gün yüzüne çıkma ihtimali yok bunların. Çünkü dışarıda güneş ortamında, doğa ortamında zarar gördüğü için. Koyan bir horoskop. Yani bunun üzerinde buranın taşta yapıldığı şeyi oradan çıkartıyorsun şey. Ben bir gece makine kurdum. Astronomi nasıl olur benim dağımda? Ben çektikten sonra da izlediğimiz bu anları yakaladım. Hepsi gerçek. Hepsini gerçek. Hepsi gök haritasında var. Onu yaptıktan sonra o dönemi Kazım Valimizin yanına, Sayın Valimizin yanına aldım. Gittim dedim Sayın Valim ben çektim. Bunlar çıktı dedim. O da basını çağırdı, basını demeç verdik. O gün de bugün fotoğrafçılarımız geldi devlete. Aslanlı horoskopun hikayesi buydu. Evet. Değerli izleyicilerimiz, her yerde göremeyeceğiniz, izleyemeyeceğiniz dünyada. Dünyada yani hakikaten yok. Burada şu anda da zaten evet. Buraya gelseniz bile zor göreceğiniz bir şey. Evet. Ama biz sağ olsunlar burada bize bu gök haritasını gösterdiler. Sadece sizler için. Evet. Kim kaldı içeride ya? Kim içinde var herhalde? Yasinler orada mı yoksa? Antiyokos diye kendi kalemimle yazdım.
Volkan nerede abi? Orada kaldı. Şimdi burada ne diyor? Lanet mi okuyor? Kısaca onu anlatalım istersen. Gel. Geldik. Evet. Arkadaşlar gelsin de bir içi yapalım. Güzel olan bir sırdan alalım. Buradan bir yürüyüş sayısı da bir görsek. Onu kurmak. Yürüyüş görmek. Yani karanlıkta yürüyüş çekelim. Orada bir yürüyüş görmedim. Bunları buraya böyle yazmış. Bu şekilde orijinali bu şekilde. Kim okuyor bunu? Abi şöyle bir bizim gibi geçebiliyor muydu? Abi şöyle bu taraf olur mu? Bizlere gelin. Ters mi? Bizlere gelin. 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 İniyor mu? Biraz görüntü alayım. Burada hem yazıt hem de şu düşen heykellerin gövdeleri kaydeleri oluyor. Hmm. Arka kısım düz, ön taraf işlenmiş. Yalnız burada enteresan bir olay var. Usta abi. Taşlar sert. Yumuşak bir kaya değil. Kireç tırnağı uzun bir süre mermerileşecek yani. Tam böyle kıvamında işlemişler bunu. Değil mi? Çoğu burada işleniyor. Şu arkada gördüğümüz aslında yüksek bir tepeydi. İç tarafında kayalık vardı. Bu kayaları burada işleyip burada kullandılar. Dışarıdan gelen sadece bizim şu kum taşı dediğimiz mesela. O kabartmalar siteler. Evet şu. Yani dışarıdan geldi buraya ait bir taş değil. Yani burayı örtmeden önce kayaydı, işlediler. Kayayı alacağını aldılar, sonra çakıl döktüler. Sonra bu alacağını aldılar, kabasını buraya koydular. Sonra bunları işlerken çıkan kırma taşları da buraya mezarın üstüne yığdılar. Yani bu buranın altında bir mezar mı var? Tabii mezar yapısı var. Antiyokos'un mezarı var burada zaten. Burası bir tümülüs, bir mezar alanı aslında. Peki hiç şimdiye kadar merak edip hani açmamışlar mı? Yani açmaya çalıştılar ama kendisini muhafaza eden bir yapıya sahip. Yani şöyle sen şuradan kazdığında üstten o yıkılıyor zaten. Evet. Biz burada 30 bin metreküp kırma taş var. Evet. Ya bunu buradan almak ciddi anlamda bir teknoloji gerektiriyor. İçeri girmeyi sağlamak. Gerçekten öyle. Bu yüzden kendisini muhafaza etmiş. Bugüne kadar hiç kimse girememiş buraya. Hakikaten öyle. Mantıklı. Geçenler mi okusun diye yaptı. Yani çünkü bunu böyle başka diğer tarafa, dağın öbür tarafına yapmamış. Antikos öyle bir profesyonel yapmış ki nice asırlarda kim buraya kesmeyle sırtlılık çekmesin diye kime ait olduğunu araştırmasına gerek yok diyor. Sırtın arkasında özgeçmişleri yazıyor. Kim yaptığını burada ispatlıyor. Evet. Hiç yorulmadan. Müthiş bir belge bırakmış tarihe. Çok güzel bir belge. Yani bu bir eğitimciydi değil mi evet, Antikos? Evet evet. Evet. Yani, savaşmıyordu. Eğitim. Yok. Peki. Valla bu kitabeyi hep duyduk, gördük ama böyle anlamını izleyicilerimizle beraber bizler de öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın Bakanım buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hadi atlayın bakalım. Kral Antikos'un yanından alacağız mı arkadaşım? Antikos'un yanından da alacağız. Bakayım bir çıkar mı zaten? Şunu da alabilir miyiz? 3, 2, 1,
dakika. Arka taraf öne geçsin. Siz de geçin öne. Mustafa. Geliyorum. Evet, şimdi batı terasına da gittik. Şu anda doğu terasından tekrar aşağı doğru iniyoruz. Yukarı çıkmak biraz sıkıntılıydı ama yukarıdan aşağı doğru inmek biraz daha fazla sıkıntılı değil. Rahat inebiliyorsun en azından. Şimdi yüksek bir rakımda olduğu için genelde yüksek bir basınç var. Ve nefes almakta gerçekten zorlanıyorsunuz. Onun için biraz egzersiz yapmak en akıllıca iş olur herhalde. Biraz antrenman yapılırsa, bir de sabahın erken saatlerinde çok soğuk oluyor. Mutlaka gelirken battaniyenizi alın. Yani bu yaz kış fark etmiyor. Yazın yine kavurucu bir soğuk var yine. Biz sabah battaniyemizi aldık, öyle geldik. Genelde ya iyi bir mont, hatta kapşonlu olsa daha iyi olur. Ya da battaniye bir şekilde orada güneş çıkana kadar lazım size. Tavsiye ediyorum. Evet, şimdi doğu terasından arabayı bıraktığımız yer.